Selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir önceki videomdan da hatırlayacağınız üzere kulaklığımla ilgili size deneyimlerimi paylaşacağım. Hatta bir önceki videomdan da hatırlayacağınız üzere kulaklığımla ilgili deneyimleri ben bir takipçimin yorumunda bahsetmiştim zaten. Eğer isterseniz kulaklığımla ilgili deneyimlerimi de paylaşabilirim diye. Bu videoda kulaklığımla ilgili deneyimlerimi paylaşıyorum. İsterseniz o videodan hatırlamanız için bir kare gelsin mi? Gelsin. Şöyle incelersek şöyle bir Philips logosu var. Herhalde left. Evet dostlar, az önce videoyu gördünüz. Kısaca böyle, yani demiş olduğum gibi de bugün kısaca ürünümle ilgili deneyimlerimi sizlere aktaracağım. İşte nasıl bu kulaklıktır? İşte sesi nasıl veriyor? Bana sunduğu artlar ve eksiler nelerdir? Bugün sizlere bunlardan bahsedeceğim. İsterseniz hemen geçelim. Evet, ilk önce arkadaşlar şu süre zarfında neler olduğunu bir söylemek istiyorum. İlk önce dediğim gibi ben o videodan önce ürünü kargo ile satın aldım ve o zaman zaten bu ürünün videosu geldi. Bundan birkaç gün sonra da, yani o videodan birkaç gün sonra da işte böyle kendimce sürekli müzik dinleyerek, video izleyerek falan bu ürünü iyice bir deneyimledim ve sizlerle de bu deneyimimi paylaşmak istiyorum. Ben bu ürüne kaç defa müzik dinledim ve video izledim. İnanın ki cidden sesi çok iyi verdi diyebilirim. Hatta şöyle bir şey yeni fark ettim. Bakın, şurada bir şey yazıyor böyle. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. SHL 5000 artık 505 yazıyor artık, nasıl okunuyorsa. Böyle bir detay var. Bunu yeni gördüm. Onun için söylüyorum. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi kısaca şey, ses olarak bu kadardı yani. Sesini ben çok beğendim. Baslı zaten ayrıca ürün ve sesi de kesinlikle çok iyi veriyor. Yani çok yüksek bir ses verimi var. Onun dışında da yani eski kulaklığımdan bile daha iyi bir ses verimi var. Onun dışında şimdi gelelim artıların. Artısı, şimdi şu kamerayı biraz daha bir geri konumlandırayım. Evet. Şimdi artısına gelirsek, artısı ne? İlk başta şu, görüyor musunuz? Şu kulaklığın şu malzemeleri kumaş arkadaşlar. Yani bir önceki benim bundan, yani Philips'ten önceki çakma Çin malı kulaklığımda şu kısım komple deriydi yani. Aynen, şu kısım komple deriydi ve uzun bir süre dinleyince, yani maksimum böyle bir 2 saat falan müzik dinleyince inanılmaz derecede rahatsız ediyordu. Yani artık böyle çıkarayım da bir an önce kulağım artık şu şeyden bıksın, yani kurtulsun diye sürekli çıkarmak istiyordum. Ama bu üründe hiç öyle bir şey olmadı. Yani ısındırsa bile çok hafif ısındırıyor zaten kulağı. Yani çok hafif bir rahatsızlığı var diyebilirim ama hiç rahatsız etmiyor. Kesinlikle şu kumaşın kullanılması bence ergonomi ve konfor bakımından iyi bir detay. Çünkü bir önceki deri olan kulaklığımdan bunu biliyorum. Deri olanı cidden çok kötüydü. Böyle kumaş olanlardan koysunlar hiç demem. Yani cidden çok güzel, kullanışlılığı ve konforu arttırıyor bence. Ama şu kenarında dikkat ettiyseniz bu kumaş dışında şurada bir, şöyle görüyorsanız netler misin? Evet, şu kenarda bir deri var. Ama bu kesinlikle kulağı etkilemiyor. Çünkü kulağınızın asıl temas ettiği kısım şurasıdır. Biliyorsunuz ki şu kumaş kısımdır. Zaten temas ettiği yüzeyde cidden çok iyi bir, yani kulağıma hiç rahatsızlık vermediği, zarar da vermiyor. Kesinlikle çok iyi yani şu kısımları. Bunu çok beğendim kalitesine. İkincisi ise, yani şaşırdığım noktada su. Bir önceki videomda da değindim arkadaşlar ben buna gerçi, ama siz bilirsiniz daha çok. Şu nasıl desem, kablosu, yani takılı olan kablosu hep böyle takılı olarak ancak kullanabiliyorsunuz. Yani ürün geldiğinde takılı olarak geldi zaten. Yani benim bir önceki kulaklığımda ben dediğim gibi böyle takılı değildi. Onun ayrı bir kablosu vardı ve siz buraya takabiliyordunuz onu. Tabi onu siz bilmiyorsunuz. Yani dediğim gibi bir önceki kulaklığımda siz bu kablo kısmına bağlayabiliyordunuz bunu. Ama bunda öyle bir şey değil. Bunda sabit olarak gelebiliyor. Yani bunun pek bir eksisini görmedim ama bilmiyorum ne kadar iyi ne kadar kötü. Daha sonra arkadaşlar bir de bir artısı daha şu, netliyorsa şuradaki uzantıları şöyle istediğiniz gibi ayarlayabiliyoruz. Bakın şöyle, bir önceki videoda bahsettiğim 1 2 3, netler misin? Netlemiyor ki yani. Şöyle 1 2 3 olarak buraya sıralanmışlar arkadaşlar. Yani 1 2 3 olarak da istediğiniz gibi buradan ayarlayabiliyorsunuz kendinizce ve kamerada aynen. Şöyle istediğiniz gibi buradan kendi kafanızın yapısına göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu kısım
right, öteki kısımda left. Yani sağ sol olarak ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim ben size. Buradan da şöyle. Aynı şekilde buradan da kafanızın ötesinde gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ama bu arada şunu söyleyeyim. Ben kamerayı çekeyim. Ben en üst ayarda kullanıyorum arkadaşlar. Yani küçültme olarak kullanmıyorum. Benim kullandığım ayar genellikle kullandığım ayar genellikle budur arkadaşlar. Hatta ben size bir göstereyim şimdi şöyle kısaca. Aynen. Benim kullandığım en son ayarı bu arkadaşlar. Yani siz alınca nasıl kullanacaksınız bilemem ama benim kafama bu kadar uyuyor. Ben alınca yani anca bu kadar kullanabiliyorum. En yüksek konumda yani şu an zaten 3 modunda ve eski kulaklığımda aynı şekilde 3 konumda kullanırdım. Bunu da aynı şekilde 3 konumda kullanıyorum. Yani beni rahat hissettiriyor. Küçük olarak yani bir düşük kademede kullanmıyorum. İkili falan şu an en yüksek uzantıda. Bundan dolayı da daha rahat oluyor. Eskisini de öyle kullanırdım ama eskisinde 1-2-3 diye tembihlememişlerdi. Bunda da bence böyle tembihlemişler filan. Daha sonra da şu içinde zaten görüyorsunuz siz bunu. İçinde çeşitli barkodları falan var. İşte Çin malı falan vesaire diye. Yani arkadaşlar şöyle diyeyim. Ürün öncekinden daha iyi yani. Onu söyleyebilirim. Öncekinden kesinlikle daha iyi yani. Bu üçüncü artısı ise bir artı dediğim gibi şunlardı. Şunların kumaş olması. İkinci artısı ise şunların uzamasıydı ve alçalıp yükselmesiydi. Şimdi diğer artısı ise ürünün şunlar. Bakın. Görüyor musunuz? Böyle istediğiniz gibi aynı şekilde şurada da var. Yani veya böyle hareket falan yapabiliyorsunuz. Bu kesinlikle iyi arkadaşlar. Çünkü kulağınızın boyutuna göre istediğiniz gibi ya bu uzantılardan ya şunlardan ya da bunlardan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Önceki kulaklığımda sadece inanın ki yani şu kısım oynardı. Onun dışında şunlar sabit oynamıyordu. Ama bunda öyle bir özellik olması bence çok iyi bir şey. Yani ben tek sıkıntısını sadece şu kablonun ayrı yani bunda takılı olmasından çektim. Yani onun dışında çok da büyük bir sıkıntı değil yani bence. Çok da şey değil yani sorun değil. Daha sonra dördüncü artısı da şurası oldu. Ama şuranın nasıl desem yani cidden çok iyi. Şöyle dokunduğunuzda hakikaten çok iyi bir hissiyat veriyor. Şöyle bakayım malzemesine. Nasıl bir malzeme bilemiyorum artık. Polistiren mi yoksa deriye benzer bir malzeme mi bilmiyorum ama böyle kaliteli iyi bir malzemeyle kaplamışlar burayı. Bu güzel bir şey. Önceki kulaklığımda aynı şekilde şu kısımdı. Yani şu yumuşak bölümde yoktu. Burası komple olduğu gibi plastik yani sert olduğu için doğal olarak da buraya hiçbir kumaş vesaireleri falan yoktu. Sadece şu kısım deri dediğim gibi. Ve benim de arkadaşlar söylemesi ayıp saçım çok yağlıdır. Saçımın yağından dolayı hep şu kısım komple yağ alıyordu yani. Bundan dolayı da bunun eksiğini ben onda çok fazla çekerken bunda cidden çok iyi oldu. Kesinlikle hiç bunda yağ falan olmuyor. Yani saçımın dediği ya hiç kısım da burada olmuyor yani. Onu diyebilirim. Çok da rahat ettim şurası sayesinde. Yani kafanız bununla rahat oluyor. Hiç de plastik sıkıntısı falan çekmiyorsunuz yani. Acıtmıyor, etmiyor. Çok iyi bir şey şu kısım. Şurayı beğendim. Daha sonra başka ürünü sayabileceğim size neleri var. Onun dışında tabii pek bir yeri yok yani. Eksisine gelirsek arkadaşlar çok da bir eksisini yakalayamadım işin açığı ama dediğim gibi şunların böyle şey olması yani birbirine bağlı olarak üretilmiş olması pek bir yani tek bir eksi olabilir. Onun dışında çok bir eksi olarak görmedim. Şöyle göstereyim hatta ürünü size. Yani tek eksisi sadece şu kabloların birbirine bağlı olarak gelmesinden kaynaklanabilir. Onun dışında çok bir eksisini ben hissetmedim bu üründe. Bu üründen memnunum arkadaşlar. Zaten dediğim gibi alalı bir iki yani totalde 2-3 gün olmuştur diye. Yani 2 gün evet 2 gün olması lazım bu ürünü alalı. Ve o zamandan beri de ben deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Kaç defa müzik dinledim. Baslı ekstra yani baslı ürün. Ve kaç defa müzik dinleyip kaç defa da film vesaire video izledim. Hakikaten çok iyi sesi veriyor. Dışarıya kesinlikle yansıtmıyor. Eskisindeki gibi yani şey de yok böyle şurası deridir. Daha sonra kulağınız acır. Yani zaten bu eskiyi taktıktan sonra onun deri oluşundan dolayı kulağımın acıması birkaç dakikayı bile sürüyordu arkadaşlar. Birkaç dakika sonra da hemen bir çıkartma isteği sarıyordu sizi. Tabi bunda öyle bir şey yok. Bunda kumaş ya. Çok iyi. Aynı şekilde şuranın da böyle bir artık nasıl bir malzeme bilemeyeceğim.
böyle malzemeye kaplanması iyi. Yani eskisinde şu kısım komple plastikti. Onun dışında da hiçbir şey yoktu. Ama bu üründe Philips de cidden çok iyi bir kalite ve kullanışlık konforunu ben çok iyi hissettim. Yani onu da söyleyeyim. Daha sonra temel olarak arkadaşlar üründen bahsedeceğim şeyler de bu kadardı. Yani biraz kısa bir video zaten bu. Yani onun dışında çok da bir şey anlatamayacağım. Ha, bu arada şöyle bir şeye de dikkat ettim ben bu üründe. Tabi incelerken biraz gözümden kaçmış ama yani şöyle göstereyim ben size. Netli olsa. Şurada herhangi bir şey yok arkadaşlar ya. Yani ses açıp kaparsınız. Yani öyle bir şey yok. İlaveten de şöyle de bir şey yok. Yani nasıl göstereyim ben size bunu. Ha, şöyle. Yani ya şurada yani ya da burada bir volüm tuşları olabilirdi. Yani ses açıp kapama kısma tuşları olabilirdi. Gerçi o Bluetooth'ta olan versiyonda ben görmüştüm. JBL'de falan vardı. Beats'lerde de vardır büyük bir ihtimal ama JBL'in Bluetooth'ta olan versiyonda görmüştüm. Şurada açıp kapama ve yani kulaklığı açıp kapatma ve volüm yani ses açıp kapatma tuşları vardı. Ama bu üründe şu kısımda ses açıp kapatma tuşları yok. Büyük sıkıntı mı? Tabii ki dair. Yani çok da gerekli bir şey mi? Değil. Ama yani olsaydı fena olurdu. En azından şöyle müzik dinlerken elimizi kulaklığımıza atar. Yani bir ses falan değiştirebilirdik. Ses kapatırdık falan. Ama zaten o da çok büyük bir sıkıntı değil. Yani ben ses her türlü telefondan da değiştirebiliyorum. Benim için hiçbir sıkıntı olmuyor yani şurada olmasın ama. Yani şurada bir ses açıp kapatma tuşu da fena olmazdı bence. Onun dışında da arkadaşlar yani dediğim gibi ürün bu şekilde görüyorsunuz. Ben memnun kaldım ürün. Ben memnun kaldım yani cidden sesinin bas özellikle tizleri çok iyi veriyor. Sesinin verişi çok iyi. Bas adı üstünde çok da iyi ses veriyor. Eskisinden bile daha iyi ses veriyor diye diyebilirim. Tabii eskisiyle bunu ölçmedim ama yine de bu daha iyi ses veriyordur diye tahmin ediyorum. İlk geldiğimde biraz şüpheciydim bu üründen ama cidden çok iyi çıktı. Önceki kulaklığım biraz küçüktü ya. Bundan önce kırdığım bir kulaklık vardı benim küçüktü o da Philips'ti cidden onda da iyi bir ses kalitesi vardı bunda da cidden iyi bir ses kalitesi var cidden çok memnunum ya yani alınabilir bir ürün mü alınır bence gitti git oradan 75 TL'ye bu ürünü satın aldım ben şu anki fiyatı değişti mi değişmedi mi bilmiyorum geldiğinde de bu arada şöyle bir şey var şurada ha şöyle bir kabloyu sarmışlar ya buna güya şey olmasın diye yer kaplamasın diye ondan dolayı böyle sarılı bir şekilde geldi. Bu arada şurada da Made in China, şurada da Made in China logoları, yazıları var. Kısaca ürün bu kadar arkadaşlar. Biraz kısa bir video olmuş olabilir. Ondan dolayı kusura bakmayın. Zaten çok da anlatacağım teferruatı yok yani ürünün. Kısaca bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Abone, like ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.